kaydımız da başladı. Değerli öğrencilerimiz ve hocalarımız hoş geldiniz. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün webinar serilerinin 7.'si için buluştuk bugün. Ve konumuz da sosyal bilimlerde proje deneyimi, motivasyon, uygulama ve sonuçlar. Davetli konuğumuz da Günseli Bayraktutan hocamız, Profesör Doktor Giresun Üniversitesi Trebolu İletişim Fakültesinden. Öncelikle kurumum adına sevgili hocam bir telefonla davetimizi kabul edip vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz hocam sizi çok kısa tanıtmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans derecesi aldınız. Devamında Ankara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi tamamladınız. Çeşitli dönemlerde TÜBİTAK, BİDEP tarafından desteklenen projelerde sosyal bilimler alanında proje hazırlama ve yürütme eğitimleri verdiniz. Yürütücü ve araştırmacı olduğunuz birçok proje deneyiminiz var. Aslında isimlerini yazmak isterdim ama çok fazla olduğu için bu şekilde geçmek istedim. Eylül 2019 tarihinden bu yana da TÜBİTAK SOBAK Danışma Kurulu üyeliği yapıyorsunuz. Bu anlamda da hocam deneyimleriniz, bilginiz bizim için çok değerli. Bu noktada sözü size bırakıyorum hocam. Özlem hocam çok teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir buluşma. Sizinle telefon görüşmesi de aynı şekilde çok keyifliydi. Çok pozitif bir görüşmeydi. Çok çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Biz tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Ayrıca çeşitli biçimlerde pek çok tanıdığım arkadaşımın, meslektaşımın olduğu bir kurum. Dolayısıyla onlarla tekrar böyle bir arada olmak da çok keyifli. Ben bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve Perşembe gününün aslında ilerleyen bir saati, günün yorgunluğunun üstüne umarım keyifli bir buluşma olur. Başlığımız sosyal bilimlerde proje deneyimi, motivasyon, uygulama ve sonuçlar. Aslında bugün benim sizlere aktaracağım tartışma hem bir yandan kişisel deneyim içeriyor, hem bir yandan kurumsal süreçlere ilişkin bilgi verme amacı taşıyor. Bir yandan da tüm bunların sonucunda bu süreçleri deneyimlediğimizde kazanımlarımız neler? Onlar üzerine birkaç küçük paylaşım. Çoğunlukla kişisel süreçler işliyor elbette. Kişisel bir aktarım olacak. Özlem Hocam'a özgeçmiş için çok teşekkür ederim. Burada aktarılan her şeyi zaten söyledi. Belki çok bilim çalışma alanına ilişkin bir şey söyleyebilirim. Evet, benim lisansım siyaset bilimi, yüksek lisans ve doktora da iletişim bilimleri gazetecilik alanında çalıştım. Bugünkü sunumun başlığı da sosyal bilimlerde aslında proje yazma, motivasyon, uygulama ve deneyimler ya da kazanımlar. Siyaset bilimi ve iletişim bilimleri birbirine çok yakın. Kesişimlerinin çok yüksek olduğu iki alan. Dolayısıyla aslında lisanstan sonra geçtiğim iletişim çalışmaları ya da iletişim bilimleri alanında benim için görece daha yeni ve farklı olan çalışmalar teknoloji odaklı çalışmalardı. Dolayısıyla da bugün yeni medya diye daha şemsiye bir kavramla tanımladığımız bilgi iletişim teknolojileri, internet, sosyal medya çalışmaları diye tanımladığımız bir alanda çoğunlukla akademik üretimlerim devam etti. Sonrasında dahil olduğum TÜBİTAK projelerinde de bu alanlarda üretim yapmaya devam ettim. Dijital oyunlar, yeni medya, etik, yeni medya ve siyasal iletişim gibi başlıklar bu TÜBİTAK destekli projelerin konuları. Bunların bir kısmında yürütücü, bir kısmında araştırmacı olarak yer aldım. Hatta yine Özlem Hocam'ın söylediği gibi 2014-2015 yıllarında da arasında evet yine TÜBİTAK bursiyeri olarak yurt dışında bir doktora sonrası araştırma da yürüttüm. Dolayısıyla TÜBİTAK projelerine ilişkin proje yapma, hazırlama deneyimi kazanmış oldum. Arkasından da yine Özlem Hocam'ın söylediği gibi 2019 Eylül ayından bu yana da danışma kurulu üyesi olarak TÜBİTAK'ta iletişim bilimleri alanına yönelik bir tür akademik danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bu TÜBİTAK destekli proje eğitimleri slaytında dikkat çekmek istediğim bir husus var. Bunlar aslında proje yazmaya ilişkin
çeşitli kurumlarda verilen eğitimler. Bunlardan sonuncusu en üstte yer alan 11 Mart 2021 tarihinde TÜBİTAK'ın YouTube kanalında iletişim bilimlerine ilişkin 1001 projesi yazma eğitimi olarak yayınlandı. Yine ben proje yazmaya ilişkin, TÜBİTAK projelerine ilişkin bir aktarım yaptım. Buna neden dikkat çekiyorum? Bugün buradaki katılımcıların elbette formasyonları, hangi alanlarda çalıştıklarına ilişkin bilgi sahibi değilim. Ama örneğin ekonomi alanında çalışıyorsanız, örneğin sosyoloji alanında çalışıyorsanız, yine bu alanlarda danışma kurulu üyesi olan hocalarımızın proje yazmaya ilişkin eğitimlerini TÜBİTAK'ın YouTube sayfasından, YouTube kanalından erişebilirsiniz. Bu tür eğitimler, eğitim de demeyelim aslında, deneyim paylaşımı demek daha doğru. Bunların yeni kanalları, mecraları da bu tür çevrim içi platformlar. O anlamda aslında uzakları yakın ettiği için de keyifli, ama bir yandan elbette fiziksel doğrudan temasın da olmaması kimi sınırlılıklara da sahip. Ama elimizden geldiğince olanakları çoğaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer merak ederseniz farklı yaklaşımları ya da tarzları aslında dinlemek isterseniz şiddetle tavsiye ederim. Şimdi bugün üç ayaklı bir aktarım diye düşündük. İlki aslında motivasyon. Yani neden proje yapıyoruz? Proje yapmak neden önemli? Proje yazmak bize ne kazandırır? Aslında proje dediğimiz şeyin yazdığımız makaleden, ürettiğimiz, çalıştığımız kitap çalışmasından ya da hazırladığımız sunumlardan ne farkı var? Kimi zaman belirli proje önerilerinde şunu görüyoruz, değerlendiriciler olarak diyoruz ki bu çalışma aslında bir proje olmaktan öte bir makale çalışması olarak daha doğru kullanılabilir, daha doğru uygun olabilir. Öncelikle biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum ya da bunun üzerine birkaç söz söylemek. Şimdi bugünün genel kazanımı da aslında sonunda hepimizin elbette çeşitli bilimsel merakları var, ilgi alanları var. Bu bilimsel merakın ya da ilgi alanının içerisinde merak ettiğimiz bazı şeyler, bazı sorular ya da sorun alanları bir projeye dönüştürülebilir. Bu kimi zaman bir toplumsal ihtiyaç nedeniyle olabilir. Kimi zaman mesela çok yakın dönemde TÜBİTAK COVID-19 pandemi özel çağrısı yaptı. Pandemi bütün koşulları değiştirdi. Ve alanımız ne olursa olsun, ister ekonomi olsun, ister sosyoloji olsun, ister turizm olsun, ister iletişim olsun, aslında pek çok şeyi yeniden gözden geçirmek ya da çözüm önerisi üretmek durumunda kaldık. Dolayısıyla bazı dönemlerde ele aldığımız ya da ilgilendiğimiz sorun alanları bir projeyle ele almak ya da değerlendirmek daha uygun olabiliyor. Dolayısıyla çalışmalarımız ya da üretimlerimiz ya da merak ettiklerimiz bu anlamda bir proje konusu olabilir mi? Buna ilişkin bir düşünme fırsatı diye tasarladım. Motivasyonumuz neden araştırıyoruz? Öncelikle bizler araştırmacı topluluğu olarak elbette içerisinde bulunduğumuz toplumsal dünyayı anlama derdi içerisindeyiz. Yani bu bağlamı anlamaya çalışıyoruz, içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız kurumları anlamaya çalışıyoruz, coğrafyayı anlamaya çalışıyoruz. Ben çok uzun yıllar, bütün eğitim hayatım Ankara'da geçti. Sonrasında 17 yılda Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde görev yaptım. O zamanlar içerisinde bulunduğum toplumsal bağlama yönelik bu kadar derin bir merakım yoktu. Bu kadar çok soru sormuyordum. Yaklaşık 4 yıldır Giresun'dayım ve ilk geldiğim andan itibaren İçerisinde bulunduğum yapıyı anlamaya yönelik pek çok şey sormaya başladım ve bu soruların yanıtını alma noktasında da elbet gündelik merak da var bunun içerisinde. Böyle yanıt alabildiğim sorularım da oldu, ama daha derinlikli, daha sistematik biçimde ele almam gereken sorular da söz konusuydu. Dolayısıyla burada da temel motivasyonum, o dönem ben şunu yapabilirim, bunu araştırabilirim, buraya bakılabilir diye sürekli zihnimden bir takım proje önerileri tasarlıyordum. Pek çok genç arkadaşım da burada birlikte çalıştığım meslektaşlarım, hocam bunu size kim söylüyor, birileri sizden bu tür şeyler mi istiyor diye soruyorlardı. Ben de bunu kimse istemiyor, bunu ben merak ediyorum diyordum. Dolayısıyla aslında bizim temel varlık nedenlerimizden birisi ya da bütün bu süreç içerisinde en çok yaptığımız şeylerden birisi
araştırma, sistematik biçimde anlama çabası. Ancak şunu da unutmayalım, özellikle sosyal bilimlerde araştırma oldukça pahalı ve kapsamlı da bir iş. Yani bunu bazı durumlarda tek başımıza yapabilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da belirli düzeylerde kurumsal destek arama durumunda kalıyoruz. Bunu kimi zaman üniversitelerimizin içerisinde, örneğin bilimsel araştırma birimleri var, proje ofisleri var, buradan destek alıyoruz. Ya da ben yine Giresun'a taşındıktan sonra fark ettim ki örneğin kalkınma ajansları var, bölgelere özel çalışmalar yapan, ya da daha spesifik kurumlar söz konusu olabilir. Bir kurumsal destek, ele aldığımız, merak ettiğimiz çalışmayı hayata geçirme noktasında bizim için bazen ciddi anlamda bir önem taşıyor. Bir başka husus, projenizi nereye sunarsanız, kime sunarsanız sunun, bir değerlendirme aşaması söz konusu ve ürettiğiniz herhangi bir şeye yönelik ya da zihninizdeki bir tasarıma yönelik gerçekleşir olup olmamasına ya da uygulanabilir olup olmamasına ilişkin geri bildirim almak çok kıymetli. Özellikle TÜBİTAK özelinde bunu söyleyebilirim. Önerilen araştırma projeleri gerçekten alanında uzman hakemler tarafından değerlendiriliyor ve çoğu kez projeniz desteklenmese bile aldığınız geri bildirim en az desteklenmesi kadar kıymetli bir süreç. Daha çalışmanızı olgunlaştırıp yeniden sunabilme olanağı sağlıyor. Bu anlamda bunun da çok sadece TÜBİTAK özelinde değil, pek çok kurum açısından böyle bir geri bildirim olanağı araştırmacılar için oldukça önemli diye düşünüyorum. Yine bir başka husus, bireysel anlamda toplumsal yaşam içerisinde bir araştırma sürdürmek çok kolay olmayabilir. Herhangi bir kapıyı çaldığınızda, ben şu merakla bu tür bir araştırma yapıyorum dediğinizde belirli tereddütlerle karşılaşabilirsiniz. Ama örneğin TÜBİTAK destekli bir araştırma için sizi rahatsız ediyorum dediğinizde ya da iletişim kurduğunuzda bir parça daha kapı açan ya da bu anlamda güven sağlayan bir yönü de var, bir boyutu da var. Dolayısıyla kurumsal destek bu anlamda önemli. Tabii tüm bunlarla birlikte merak ettiğimiz bir konu olabilir, bir mesele olabilir, bir sorun olabilir. Bunun için, yani bunu projeye dönüştürmeden önce elbette bir takım hazırlıklar gerekiyor. Nedir bu hazırlıklar? Aslında fikrin oluşturulması, fikrin projeye dönüştürülme süreci, fikre uygun fon ya da kurumların tespiti, çağrılara bakmak gibi. Dolayısıyla mesela dönemsel olarak önemli olabilecek belirli konulara ilişkin bir parça nasıl söyleyeyim, alarmda olmak gerekiyor. Yani bu şimdi çok güncel bir mesele olduğu için söylüyorum. Çevre kirliliği meselesini konuşuyoruz. Denizlerdeki kirlenmeyi konuşuyoruz. İşte biyolojik çeşitliliğin azalmasından, belirli türlerin ortadan kalkmasına yönelik tehlikeden söz ediyoruz. Belli ki bu alarm veren bir mesele. Ve yakın zamanlarda ilgi alanlarımızla bağlantılı olarak bu meseleye ilişkin çeşitli kurumlar desteklerde bulunacaklar. Ya da yine şunu deneyimledik. Pandemi, evet, COVID-19 yakın süreçte deneyimlediğimiz, hala içerisinde olduğumuz çok sıcak bir konu. Ama belli ki dünya nüfusu belirli aralıklarda bu türden deneyimlere gebe. Dolayısıyla hani bunlara ilişkin kendi alanlarımızdan doğru ne yapabiliriz konusuna yönelik hep bir zihinsel hazırlık önemli. Bir yandan bir konumuz var. Bu bir hepimizin zihninde bir tasarı, bir hayali konu. Peki bunu yapabilecek kaynaklarımız neler? Şunu da söylemekte yarar var. Hani bir proje yapmak demek ya da bir proje için herhangi bir kurumdan destek almak demek, projenizi yoktan var etme noktasında o kurumdan destek sağlamak anlamına gelmiyor. Aslında kurumların çoğu, TÜBİTAK'ta dahil olmak üzere, örneğin Kültür Bakanlığı ya da işte kalkınma ajansları, araştırmacılara ya da proje öneren kişilere şu yaklaşımla karşılıyorlar.
Yani bir konu önermelisiniz. O konuyu aslında kurumun desteği olmadan da yapabilecek güce sahip olmanız gerekir. Ya da en azından buna ilişkin temel altyapıya sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla sizin bunu gerçekleştirebileceğiniz insan kaynakları, yani beşeri sermayeniz nedir? Buna ilişkin, örneğin çok geniş bir proje konusu olabilir. Karşılaştırmalı bir saha çalışması içerebilir. Bunun için örneğin farklı kentlerde sizinle birlikte çalışabilecek alanınızda uzman kişilerle ortaklaşa iş görebiliyor musunuz? Ya da özel tekniklerle üretilecek bir medya içeriğinin alımlamasına ilişkin bir çalışma yapacaksınız. Bu içeriği üretebilecek ekipmana sahip misiniz? Gibi sorular. Dolayısıyla hani insan kaynağınız ne, elinizdeki olanaklar neler, bunların hızlıca gözden geçirilmesine yarar var. Tabii burada bu insan kaynağının sizinle ortak performans hedefleri olması önemli. Bu ne demek? Aynı şeyi merak etmeniz, bu merak ettiğiniz şeye ulaşma noktasında da farklı becerileri bir araya getirme konusunda istekli olmanız. Pek çok şey... geçmiş proje deneyimleri üzerinden de söyleyebilirim. Proje ekibinin içerisinden bir kısım, örneğin sahadaki araştırmacıların organizasyonu, insanlarla ilişkiler, sahadaki araştırma özneleriyle kurulan ilişkilerin niteliğine ilişkin daha becerikli, daha donanımlı olabilir. Başka bir ekip, örneğin belge doküman analizinde daha güçlü olabilir. Dolayısıyla tüm bunları kolektif zeka dediğimiz, yani ortak akla yönlendirebilmek, ilişkilendirebilmek ve ortak emek verebilmek önemli. Burada belki küçük bir dipnot, kültürel olarak bu kolektif çalışma hususunda çok başarılı değiliz gibi görünüyor. Yani birlikte üretme noktasında. Bu da şununla da ilgili bir parça. Bu her zaman herkesle mümkün olmayabilir ama ancak birlikte çalışarak sonraki aşamalarda bir arada çalışabileceğimiz kişileri tanıma fırsatı bulabiliriz. Bunun için de mesela şöyle küçük bir tavsiyede bulunabilirim. Çok uzun erimli çalışmalara girmeden önce belirli ekiplerle, örneğin 6 aylık daha kısa erimli projelerle ekibin birbirini tanıması, ortak üretebilme hususunda aynı dili konuşup konuşmadıklarını keşfetme süreçleri mümkün olabilir. Yoksa örneğin ortak dil geliştirememiş ya da belirli hususlarda kavramlar üzerinde uzlaşamamış bir ekibin 36 aylık bir proje yürütebilmesi çok olanaklı görünmüyor. Dolayısıyla tüm bu bileşenler üzerine ya da hususlar üzerine düşünmekte yarar var. Kurumsal sermayeyi değerlendirmek, az evvel bahsettiğim gibi bu iktisadi sermaye olabilir. Ekipmandan tutun, işte üniversitenin sahip olduğu diğer imkanlar, ki TÜBİTAK projeli başvuru formlarına baktığınızda araştırma olanakları adı altında bu sorulur. Yani üniversitenin ya da başvurduğunuz kurumun hangi olanaklarını kullanacaksınız? Buradaki bu tür soruların yanıtlarını da hiçbir zaman bence küçümsememek ya da göz ardı etmemek gerekiyor. Tüm bu sorulara verilen yanıtlar aslında bizim proje yapma konusundaki ciddiyetimizi ya da irademizi gösteren hususlar. Aynı şekilde sosyal sermayemizde bağlarımız, ilişkilerimiz ya da işte önerdiğimiz projede birlikte çalışma konusunda niyetlendiğimiz ekiple kurduğumuz bağ. Yani ortak üretimlerimiz var mı örneğin? Herhangi bir önceki proje deneyimleri içerisinde birlikte iş yapma süreçleri işletilmiş mi? Bunlar önemli. Elbette mevcut akademik üretimler bizim herhangi bir proje önerimizde ya da proje önerme noktasında bizi elimizi güçlendiren hususlar. Bizim bir konuyu ele alıp değerlendirme ya da proje önerisi sunma noktasında konuya ilişkin yetkinliğimizi gösteren en önemli hususlardan birisi de bu konuya ilişkin yaptığımız akademik üretimler, sunumlar, makaleler ya da işte kitap çalışması ve benzeri diğer başlıklar. Bu şu demek değil elbette. Hani hep şey anlatılır ya, insanlar üniversiteden mezun olurlar, iş başvurusu yaparlar. O başvuruda
Ne aranır? Tecrübe aranır. Tecrübeniz yoksa iş bulmanız zordur. Bu o anlamda bir aslında şey değil, hazır bir sermayeyi kastetmiyorum ama niyet belli eden, yani o alana ilişkin ilgimizin olduğunu gösteren çalışmalar mutlaka bu ön hazırlığın bir parçası olmalı. Birlikte çalışma deneyimine sahip bir ekip, ekipten söz ediyorum çünkü birazdan göreceğiz. Proje dediğimiz şey aslında tekil araştırmacı öznelerin ürettiği akademik üretimler değil. Dolayısıyla da bir ekip mutlaka söz konusu. Bu önemli bir başka husus. Tabii kaynak arama noktasında da projenin ölçeği, yani ne büyüklükte bir şey yapmayı planlıyoruz. Ben bugün Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi'nde görevliyim. Tirebolu'da yaşıyorum. Karadeniz, Doğu Karadeniz sahilinde bir ilçe. Bu ilçeye yönelik bir araştırma ya da bir araştırma tasarımını daha farklı kurumlardan destekle yürütme ihtimalim var. Ama Doğu Karadeniz'de karşılaştırmalı bir analiz yapmak istediğimde bunu örneğin Kalkınma Ajansı'na sunma ihtimalim var. Daha geniş ölçekli bir çalışmanın daha farklı kurumsal desteklere ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla projenin ölçeği mutlaka önemli, değerlendirilmesi gereken, göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisi. Kimi zaman Avrupa Birliği projeleri de bunun bir parçası olabilir. Ya da yapacağınız proje ileriye dönük, yani daha küçük mikro ölçekte, sahanızda, kendi alanınızda bir araştırma önerisiyle, projeyle başlayıp adım adım bunu geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi bazı araştırmalar için üniversitenin kaynaklarından yararlanılabilir ve benzeri hususlar dikkate alınmalı. Peki proje nedir? Yani neden örneğin işte bir makalenin zihnimizde tasarlanıp yazılmasından farklı bir süreç? Zaman, mekan, kaynak gibi bileşenleri olan bir olgudan söz ediyoruz. Belirli hedefe yönelik çeşitli iş planlarından söz ediyoruz ve bunların uygun zaman süreci içerisinde önceden öngörülerek programlanması süreci. Bunu yapabilme, dolayısıyla da örneğin işte üniversitelerin lisans programlarının bazılarında proje yönetimine ilişkin dersler var. Lisans eğitimini tamamladığınızda alanınıza ilişkin farklı kurumların sağladığı proje yönetim seminerleri var. Bu aslında bir parça uzmanlık gerektiren de bir alan ama elbette yapılarak ya da gerçekleştirilerek de öğrenebileceğimiz bir süreç. Proje nedir dediğimizde bir belirlenmiş süre, yani bir kurumla anlaşma yapıyoruz ve bu anlaşma belirli bir süreyi kapsar mutlaka. Örneğin TÜBİTAK projelerinde 1001 projeleri, takvimle ilan edilen bilimsel araştırma projeleri, bu projelerin maksimum sürme süresi 36 ay gibi. Yine belirlenmiş bütçeler vardır. Yine bildiğim kadarıyla mesela yıllık 120 bin lira ile sınırlandırılmıştır. Kaynakların nasıl ne şekilde kullanılacağının gösterildiği bir tasarımdan söz ediyoruz. Mutlaka yapacağımız işleri, o işlerde aktif olacak ekip üyelerini ve onların hangi kaynakları nasıl kullanacağını göstermemiz gerekir. Açık hedeflerimizin olması gerekir ve bunların elbette ölçülebilir olması gerekir ki proje başarılı biçimde ilerliyor mu ya da başarılı biçimde sonuçlara ulaşabilmiş mi, bunları ölçebilelim. Olası başarısızlık durumlarının da öngörülmesinde yarar var. Tabii bundan çok zaman önce şöyle herhangi bir biçimde uzun zamandır şöyle söyleyelim, pandemiyle birlikte mesela araştırma yapma biçimi de değişti, araştırma yapma koşulları da değişti. Elbette bundan 2 yıl önce herhangi bir saha araştırması içeren sosyal bilim projesinde pandemi ve benzeri nedenlerle görüşmelerin çevrim içine aktarılması bir risk planı ya da olası bir
olumsuzluk olarak öngörülmemekteydi. Ama tahmin ediyorum ki bugünden ya da son bir yıldır yapılan projelerin tümünde olası risk planlarından birinde pandeminin etkileri mutlaka konuşuluyor ya da dahil ediliyor. Geçenlerde yine bir örneğin tıp alanında yapılan bir projede bir şey vardı. Neden pandeminin örneğin işte tıp alanında öğrencileri ve müfredatı değerlendirecek bir projeden bahsediliyordu. Bu pandeminin kendisi de bir risk planı olarak ya da risk faktörü olarak projeye dahil edilmişti. Biz de merak ettik, sorduk neden hani diğer bu daha farklı depremden, şundan bundan farklı ifade edilmek zorunda. Geçtiğimiz süreç içerisinde gördük ki aslında tıp fakültesi öğrencileri öğrenciyken de pandemi nedeniyle sahada çalışmaya başladılar. Müfredat değişikliği söz konusu olabildi. Dolayısıyla çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Alanın kendine özgü koşulları da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunlar da önemli. Ben yine çok küçük bir örnek vereceğim. Benim evet yürütücü olarak görev aldığım bir TÜBİTAK projesi esnasında bağlı bulunduğumuz üniversite tadilat yapmaya karar verdi. Proje tesliminin son ayları ve bir anda ofissiz kaldık. Mekansız kaldık. Dolayısıyla bu bizim önceden planlayabileceğimiz bir şey değil ya da öngörebileceğimiz bir şey de değildi. Bir parça esnek olmak ve olası olumsuzlukları düşünmek gerekiyor. Bir planlı eylemler dizisinden bahsediyoruz bu anlamda. Mekanın belli olduğu, zamanın belli olduğu, kaynakların belli olduğu ve her şeyden önce aslında bunların rasyonel biçimde ve tutarlı bir araya ilişkilendirildiği ve konumlandırıldığı bir planlama. Özgün olması elbette önemli. Birazdan onun üzerinde ayrıca duracağız. Yine bir tanıma göre mevcut alternatifler arasından seçilen en uygun şekilde formüle edilmiş planlama başlığı önemli. Buradan da şöyle bir küçük belki vurgu yapmak gerekir. Ne yazık ki sosyal bilimlere ayrılan fonlar çok kapsamlı değil, çok büyük değil. Ama eninde sonunda hepimiz bu projeler için kamu kaynaklarını kullanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir projeyi hayata geçirme noktasında mevcut kamu kaynaklarının en etkili biçimde kullanılması hususu da önemli. Dolayısıyla en uygun formüle edilmiş, en doğru biçimde tasarlanmış projeler ya da öneriler proje olarak nitelendirilebilir. Şimdi bir tabii proje dediğimizde ihtiyaçlar, bununla ilgili bir planlama yapmaktan söz ediyoruz. Bir yandan da proje yönetimi dediğimizde bütün bu kurumların, kişilerin, grupların, toplulukların yani fon sağlayan tarafların, aktörlerin yönelimleri, yaklaşımları da farklı olabilir. Bu şu demek, Kültür Bakanlığı'nın destek vereceği herhangi bir projeyle, örneğin TÜBİTAK'ın destek vereceği projede kurumların projeye yönelik bakış açıları farklı olabilir. Bunu neden altını çiziyorum? Bugün benim bu sunum kapsamında da, seminer kapsamında da sıklıkla vurguladığım tartışmalar ya da ele aldığım tartışmalar aslında TÜBİTAK üzerinden örneklendirdiğim tartışmalar. TÜBİTAK için önemli hususlardan birisi bir araştırma konusunun sorusunun ARGE üretip üretmeyeceği ya da araştırma geliştirmeye yönelik niteliği olup olmadığı tartışması. Bununla ilgili Frascati Kılavuzu isimli bir belgeden araştırma geliştirme nedir? Buna yönelik çeşitli tanımlar ya da içerikler kullanıyor TÜBİTAK. Buna TÜBİTAK sayfasından da birazdan başvuruyla ilgili bir rehber URL'si de göstereceğim. Başvurabileceğiniz ya da bilgi alabileceğiniz. ARGE nedir dediğimizde aslında TÜBİTAK şunu söylüyor. Yani mutlaka uygulamalı bir araştırma olması gerekmiyor. Yani bir şey icat etmemiz gerekmiyor. Bir araç üretmemiz gerekmiyor. TÜBİTAK çoğunlukla özellikle son 20-30 yıla kadar elbette daha sosyal bilimler harici alanlarda daha etkin bir kurum. Bu bakış açısı nedeniyle insanlarda da belki bu anlamda bir parça olumsuz bir ön yargı var ama bir deneysel yaklaşım olması gerekmiyor. Temel araştırmada TÜBİTAK'ın desteklediği araştırma türlerinden birisi. Yani herhangi bir olguyu anlamaya yönelik bir sosyal bilim araştırması da
Ar-Ge niteliği taşıyabilir. Yeni olması gerekir. Nedir Ar-Ge? Yani bu en temel ölçütlerinden birisi TÜBİTAK'ın bir projeyi destekleyip desteklememe konusunda. Yeni bulgular hedefliyor mu? Yani zaten mevcut, bilinen, öngörülen sonuçlardan öte gerçekten merak uyandıracak, gerçekten bilinmeyen, gerçekten deneyimlenmemiş süreçlere ilişkin farklı bilgi üretme ihtimali var mı? Yaratıcı mı? Özgün kavram kullanıyor mu? Örneğin iki farklı alanın bilgisini bir araya getirip test etme amacı var mı? Örneğin oyun çalışmalarıyla felsefeyi birleştiriyor ve buradan bir tartışma yürütüyorsa ve bunu da örneğin işte oyuncular nezdinde denemeyi ya da incelemeyi öngörüyorsa, örneğin bu yaratıcı farklı bir çalışma olabilir. Belirsiz, yani önceden öngörülemeyen sonuçlara yönelik bir merak varsa, sistematikse Ar-Ge'yi tanımlayan en önemli hususlardan birisi ve transfer edilebilir, tekrar üretilebilirse, burada da şu önemli elbette, bir araştırma projesine destek verdiğimizde o araştırma projesinin aslında sürdürülebilir olması da önemli. Yani oradan elde edilen bilgilerin, örneğin bir saha, bir endüstri inceliyorsunuz, bu endüstrinin dijital oyunlarla ilgili bir araştırma projesi yaptık varsayalım değil, yapılmış bir proje. Burayı bu endüstriyi, yani yeni bebek endüstriyi inceleme noktasında ele aldığımız parametreler ya da geliştirdiğimiz bir takım ölçütler yine benzer yeni bir endüstrinin canlanması ya da incelenmesinde iş görebilir olmalı. Dolayısıyla bu transfer edilebilirlik meselesi önemli. Neler Ar-Ge niteliği taşımıyor örneğin TÜBİTAK açısından? Örneğin sadece veri toplamaya ya da durum tespitine yönelik çalışmalar Ar-Ge niteliği taşımıyor. Varsayalım Trabolu İletişim Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Bu bir durum tespiti ama bunun sürdürülebilir olması ya da yeni yaratıcı bir içerik üretebilme ihtimali çok yüksek değil. Sözlük, ansiklopedi, envanter, katalog, veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışmalar. Çok kıymetli elbette tüm bu çalışmalar ama Ar-Ge niteliği taşımıyor. Mesela böyle bir çalışmamız varsa ya da böyle bir hazırlığımız varsa bunu farklı bir kuruma önerebiliriz. Mesela Kültür Bakanlığı burada destekçi olabilir ama TÜBİTAK bu anlamda destekçi olmayabilir. Dolayısıyla merakımızın nereye uygun olduğuna yönelik düşünmekte yarar var. Yine işte çeviri ya da kazı, restorasyon gibi çalışmalar, eğitime ilişkin rutin eğitim değerlendirme ya da yazılım geliştirme çalışmaları, tüm bunlar sosyal sorumluluk kampanyaları ve benzeri şeyler aslında Ar-Ge niteliği taşımayan çalışmalara örnekler. Yine bu içerik başvuru kılavuzları TÜBİTAK.gov.tr sayfasına girdiğimizde akademik destekleri tıkladığımızda ulusal destek programlarının içerisinden 1001, 1002 gibi programların başvurularında kullanılabilecek kılavuzlar yayınlanmış durumda. Şimdi 1001 programları için doktora derecesi koşulu var. Ama 1002 programları, örneğin doktora tezi yazan arkadaşlarımız doktora tezlerini 1002 programıyla, hızlı destek programıyla fonlayabilirler. Araştırmaların örneğin uygulama kısmını ya da kurumsal desteğin elzem olduğu, elzem görünen boyutlarını TÜBİTAK 1002 projeleriyle başvurarak gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla doktora tezi öğrencilerine elbette danışmanların onayı olmak kaydıyla 1002 projelerini mutlaka incelemelerini öneririm. Örneğin bir siyasal iletişim çalışması yapıyorsunuz. Seçim davranışına ilişkin bir çalışmanız söz konusu. Doktora öğrencisi olarak Türkiye ölçeğinde bir çalışma yürütmeniz çok kolay değil. Bunun için bir maddi destek elbette gerekir. Dolayısıyla tüm bunlar için yararlanmak da önemli diye düşünüyorum. Uygulama kısmına gelelim hızlıca. Proje yazımı kısmında, etkin proje yazımı özellikle TÜBİTAK nezdinde neleri içeriyor? 4 temel husus var. Yani bir projenin değerlendirilmesi noktasında da özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi. Gördüğünüz üzere aslında ilk iki
kriter, özgün değer ve yöntem bilimsel niteliğiyle ilişkili. Yönetimi ve yaygın etkisi ise bir parça daha diğer kısımları, daha organizasyonel boyutları içeren hususlar. Peki bunlar hangi başlıkları içeriyor? İyi bir özet önemli. Aslında bu sadece bir proje yazımında ya da proje önerisinde değil, ürettiğimiz bütün metinlerde iyi bir özet, o çalışmanın okunur olup olmamasına ya da yaygınlaştırılıp yaygınlaştırmaması noktasında ciddi, önemli bir kriter. Türkçe ve İngilizce özetler, bunların tutarlı olması, aynı içeriğe sahip olması ve bütün projenin özgün değerini, yöntemini, yönetimini ve yaygın etkisini ana hatlarıyla kapsaması beklenir. Burada detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi sayfaya girdiğimizde de bunların nasıl olması gerektiğine yönelik bilgi var. Amaçlar ve hedefler mutlaka ve mutlaka çok açık biçimde yazılmalı. Yani biz ne yapacağız bu araştırmayla? Araştırmanın odağının net olması gerekir ki değerlendirilebilsin. Bu bir durum saptama mı? Yani betimleyici bir çalışma mı? Bir açıklama mı söz konusu? Yani herhangi bir fenomeni, olguyu açıklamaya yönelik bir öneri mi? Yoksa bir genelleme mi, bir sınama mı söz konusu? Bunun ne amaçla yapıldığı ve ne tür kazanımlar öngördüğü mutlaka ve mutlaka ifade edilmeli. Bunu söylerken de bir yandan bunları anlatırken bir literatür taraması da sunuyoruz. Çünkü aslında her proje metni, TÜBİTAK nezdinde söyleyeyim, önerilen her proje metni bir yandan da bir akademik metin. İçerisinde kaynakçası olan, bu anlamda literatürün ciddi anlamda değerlendirildiği, analiz edildiği ve araştırmacının aslında hem hakimiyetini gösterdiği hem de boşluk doldurmayı planladığı kısmı gerekçelendirdiği bir literatür analizi de içeriyor. Lawrence Neumann'ın Social Research Methods isimli kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Benim çok yararlandığım, dönem dönem çeşitli süreçlerde hem tezleri yazarken hem sonraki uygulamalı araştırmalarda çok başvurduğum bir kaynak. İnternetten sanıyorum ki çevrim içi versiyonlarına da ulaşmak mümkün. Türkçe çevirisi de yer alıyor. Neumann diyor ki aslında araştırmacının becerisini, yeteneğini ve donanımını gösterir iyi bir literatür taraması. Ve literatür okuması aslında, literatürün örülmesi dediğimiz şey. Önceki araştırmalarla sonraki araştırmalar ya da yapılacak araştırmanın arasındaki bağ kurar. Ve aslında iyi bir literatür taraması bizim yapmadığımız farklı araştırmacıların ürettiği literatür taraması da bize yön gösterir, boşluk gösterir. Bu açıdan önemli. İyi bir literatür taraması gerekir. Bunlarla birlikte bir özgün değer ortaya koymak. Yani bu çalışma metodolojik anlamda, yöntem açısından farklı bir deneme amacı içeriyor olabilir. Bu bir özgün değer ortaya koyar. Farklı bir kavramsal çerçeve kullanma süreci söz konusudur. Ya da yeni kavramlara yönelik bir tartışma yürütmektedir. Bu bir özgün değer ortaya koyar. Özgün değerin hangi düzeylerde ya da hangi konularda gerçekleşeceğine ilişkin net bir bilgi ifade etmek gerekiyor. Yani bu çalışma neye yarayacak? Neden desteklenmeli? Neden farklı? Yeniliği ne? Ne tür bir yenilik ortaya koyuyor? Ve potansiyel yararlarını yani. Neticede tüm bunlar yani bir teknolojik araç ya da teknolojik bir yenilik mi geliştirilecek? Ya da yeni bir yaklaşımın test edilmesi mi söz konusu? Ya da bunun sonucunda bir politika mı geliştirilecek? Belli ki önümüzdeki süreç içerisinde yaşamımızda uzaktan eğitim yaşamın bir parçası haline gelecek. Peki bunu nasıl daha etkili kullanabiliriz? Buna ilişkin farklı aktörlere, örneğin işte karar alma mekanizmasındaki birimlere, uygulayıcılara, eğitimin diğer öznelerine, öğrencilere yönelik farklı politikalar nasıl geliştirilebilir? Buna ilişkin bir tartışma. Bu özgün değer dediğim gibi yöntem açısından olabilir, kuramsal bir tartışmanın farklı bir alanda uygulanmasına yönelik olabilir ya da yeni bir kavramsal katkı olabilir.
Bir başka önemli akademik ya da bilimsel değerlendirme boyutu yönteme ilişkin tartışma. Bu özgün değer kadar önemli bir başka boyut. Yöntem aslında yapacağımız şeyi nasıl yapacağımızı gösterme aşaması. Burada da bu alıntıyı çok seviyorum ben. Niyette hata bulmak imkansızdır diyor Wayne. Ama yöntem için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Yani bir şeyi merak edebiliriz. Bu merakın samimiyeti sorgulanmaz ya da buna ilişkin gerçekten bir merak söz konusuysa bu vardır. Ama o merakı nasıl gidereceğimiz, işte orada mesela etik devreye girer, başka hususlar devreye girer. Dolayısıyla yöntemde hata bulunabilir. Yöntemi de uygun biçimde tasarımlamak gerekiyor. Araştırma konumuzu en uygun yöntemsel yaklaşım ne? Ve buna uyumlu araştırma tekniği nasıl belirlenir? İşte yakın zamanda bir doktora tezi önerisi üzerinden konuştuğumuz bellek, hafıza, hatırlama, ulusal kimlikle ilgili bir tartışma yürütüyorsanız bunun daha nicel bir yaklaşımla ve nicel tekniklerle ele alınması çok uygun değil gibi görünüyor. Daha yorumsamacı yaklaşımı çağrıştırıyor bütün bu kavramlar. Dolayısıyla meselemizle uyumlu bir yöntemsel yaklaşımımız var mı? Soyut bir şeyden söz ediyorum. Buna uygun araştırma tekniklerini önerebiliyor muyuz? Somut malzeme önerebiliyor muyuz tartışması? Ontoloji, epistemoloji ve metodoloji yöntem bağının güçlü olmasından kastımız bir parça bu aslında. Ele alacağımız alan, bilgi ve bunu ele alma araçlarımız birbiriyle tutarlı, uyumlu mu? Burada tabii ki sıklıkla mesela araştırma projelerinde çok dikkat çeken ve de aslında araştırmacıların sıklıkla yaptığı yanlışlardan birisi yöntem ve teknik sözcüklerinin, kavramlarının ya da evet sözcüklerinin birbirinin yerine kullanılması. Aslında teknik dediğimizde bir kez daha hatırlamak gerekir ki oldukça somut şeylerden söz ediyoruz. Yani alet çantamızdaki repertuarımız. O alet çantasının ne olduğu ya da nasıl olduğu da aslında yöntemle ya da bizim yaklaşımımızla ilişkili. Evet. Burada yine bu alıntı önemli bir alıntı Onur Hamzaoğlu'ndan. Bilimsel yöntem öncekilerden farklı olarak tanımlama ve sınama bölümlerinden oluşan sorgulayıcı eleştirel bir düşünce biçimidir. Bu nedenle bilimsel yöntem yalnızca süreçte kullanılan araçlar ve izlenen yol ile değil, ulaşılması hedeflenen sonucun kendisiyle de doğrudan ilişkilidir. Beraberinde nesnelerin, olguların, olayların yalnızca ne olduğunu değil, nerede ve nasıl bulunduklarının yanıtının araştırılmasını sağlar. Bu nedenlerle de yöntem tekniği indirgenemez diyor. Yani evet, teknik bir şeyden söz ediyoruz, araçlardan söz ediyoruz ama o araçları tercih etme nedenimiz bizim araştırmacı olarak yaklaşımımız, yönelimimizle de bağlantılı, dünya görüşümüzle de ilişkili, elbette içerisinde ürettiğimiz paradigmayla da ilişkili. Bununla tutarlı olması önemli. Burada yine bu nicel nitel araştırma yönelimleri ve bunlar arasındaki farklar vesaire bunlara dikkat etmek gerekiyor elbette. Yine iki küçük okuma önerisi mutlaka okumuşsunuzdur ya da yararlanıyorsunuzdur. Ben kendim çok yararlandığım kaynakların bazılarını buraya aldım. Bunlardan bir tanesi de Belkıs Kümbetoğlu'nun Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem Araştırma isimli kitabı. Ben çoğunlukla sahada çalışan ya da nitel araştırma yönelimi içerisinde iş üreten bir ya da çıktı üreten bir araştırmacı olarak özellikle sahaya ilişkin deneyimin ve bilginin aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Belkıs Kümbetoğlu'nun bu çalışması benim çok çok işime yarayan bir çalışma. Yöntem meselesi, evet, TÜBİTAK projeleri açısından da önemli. Yani araştırmanın tasarımı ile uyumlu bir yöntemsel yaklaşımı olmak durumunda. Nedir mesela yöntem bilimsel tutarlılık? Şöyle bir şey. Hani yurttaşın kendini nasıl konumlandırdığı, politika belgeleri incelenecek, incelenerek ortaya konacaktır dediğinde mesela herhangi bir proje. Burada projenin meselesiyle ele aldığı malzeme ve oradan çıkacak bilginin tutarlı olmadığını görüyoruz. Yani politika belgelerinde yurttaşın
sözünü ya da yurttaşın kendini nasıl konumlandırdığını görmemiz mümkün değil. Politika belgeleri ancak örneğin işte diğer kamu aktörlerinin herhangi bir meseleye yönelik bakışını gösterebilir. Ama yurttaşın kendini nasıl konumlandırdığını belki mesela okur yorumlarından izleyebiliriz gibi. Dolayısıyla malzememiz, üzerine düşündüğümüz konu ve ona nasıl bakacağımız önemli. Bir başka önemli kriter ya da husus yapılabilirlik meselesi, yönetim ya da projenin yönetimi, iş planları. Burada ekipler, bu ekibi oluşturan kişiler ya da mevcut olanaklar mutlaka çok hassasiyetle gözden geçirilmeli. Varsayalım COVID pandemiye yönelik çocukların evde nasıl vakit geçirdiğini araştırıyorsunuz. Merak ediyorsunuz, edilebilir, ben de merak ediyorum. Ama bunu yaparken mutlaka ve mutlaka örneğin pedagoji bilgisine sahip bir araştırmacıyı, ben bir araştırma yürütecek olsam bu araştırma projesine dahil ederim. Çocuklarla örneğin, hani çocuk dediğimizde yine çok geniş bir aralığı elbette tanımlıyoruz. Belirli yaş gruplarının kendine has özellikleri var. Belki o alanlara yönelik farklı farklı uzmanlarla çalışırım gibi. Dolayısıyla bu ekipler ve ekibin kim olduğu önemli. Özgeçmişler proje başvurularında önemli araçlardan birisi. Mesela özgeçmişler ve buna ilişkin formlar mutlaka ve mutlaka çok özenle doldurulmalı ve güncel olmalı. Dolayısıyla bu ekibi oluşturan kişiler kimler? Genellikle araştırma projelerinde bir yürütücü, farklı uzmanlık alanlarına sahip araştırmacılar ve bursiyerler söz konusu. Şöyle küçük bir yine dipnot daha söylemek isterim. Araştırma projeleri, TÜBİTAK destekli araştırma projeleri neden önemli? Üniversitemizde, ülkemizde ciddi bir araştırma potansiyeli var. Üniversiteler evet kurumsal düzeyde bu alana yatırım yapıyorlar. Ancak istihdam konusunda bu kadar güçlü değiliz. Yani keşke örneğin işte üniversitelerde, sosyal bilimler enstitülerinde master, doktora yapan genç araştırmacıların tümünü fonlayabilsek, destekleyebilsek. Ama bu mümkün olmuyor. Çok da zor koşullarda bütün bu süreçlerin işletildiğini biliyoruz. Dolayısıyla mesela herhangi bir araştırma projesinde bursiyer olarak yer almak bu anlamda, bu eğitimler sürerken ya da bu aşamalar devam ederken oldukça önemli. Hem araştırmacı yetiştirilmesine de bu anlamda bir katkı sağlıyor. Ve de elbette çok daha iyi olması dilenir bütün süreçler bağlamında, ekonomik anlamda, ama bir katkı ya da yaşamsal bir destek de bu anlamda mümkün. Mevcut olanakların mutlaka gösterilmesi ve aktarılması zorunlu dedik. Bu da şunun için gerekli. Mesela şu çok hoş bir durum değil. Yani herhangi bir konuya ilişkin bir üniversitenin bir fakültesinde, bir bölümde örneğin laboratuvar kurmaya yönelik ya da buna bunu amaçlayan bir proje desteklenebilir bir proje değil. Dolayısıyla olanakların, yani kurumun olanaklarının ne kadar kullanılabildiğini mutlaka göstermek gerekiyor. Şimdi akademik ekibin akademik donanımıyla iş planları ya da yapılacak işe yönelik yetkinlikleri ve bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi önemli. İş zaman planlaması makul mü? Örneğin ben yine kendi alanımdan örnek verecek olursam, belirli araştırma konuları ya da sorunları için mesela sahada uygulanacak araştırma teknikleri kimi zaman bir anket uygulaması, arkasından yapılacak bir odak grup görüşmesini gerekli kılar. Kimi zaman tam tersi, bir odak grup görüşmesini önceden yapıp arkasından bir anket uygulaması yapmanız gerekir. Bunların gerekçesini ya da hangi sürelerde yapılması gerektiğini makul biçimde açıklayabilir olmamız gerekir. İş paketlerin önem derecesi ve başarı ölçütleri. Yani herhangi bir 7-8 kalem iş paketinden oluşuyorsa bir proje, bunların mesela hepsinin eşit derecede öneme sahip olması çok mümkün değil. Bazıları daha yaşamsal olabilir. Bunların da yine makul biçimde aktarılması gerekir.
Eskiden çok yazılıyordu mesela, literatür taraması bir araştırma projesi için bir iş paketi değildir. Çünkü biz biliyoruz ki aslında araştırma konumuz, merak ettiğimiz şey her neyse, o araştırma projesini başından sonuna yürütürken aslında hep literatür taraması yapıyoruz. Yani 2 ay literatür taraması yapıp kenara çekilmiyoruz. Konumuz siyasal iletişimse siyasal iletişimle ilgili okumaya hep devam ediyoruz gibi. İş paketlerinin bu anlamda doğru tanımlanması gerekir. Risk yönetimi, iş paketlerinin projenizde sadece TÜBİTAK projeleri için değil, yapmayı planladığınız, hedeflediğiniz projenin yapımı aşamasında belirli olumsuzlukları da öngörüp ona yönelik tedbir almanız gerekmekte. Bunun da makul olmasında yarar var. İş paketi burada çok küçük görünüyor ama iş paketi risk nedir ya da burada alınacak tedbirler B planı nasıl yapılır buna ilişkin bir şey. Örneğin bir sözlü tarih çalışması yapıyorsunuz. Biz bir örnek vereyim. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden sevgili dostum Serpil Aygün Cengiz Hoca bir sözlü tarih projesinin yürütücülüğünü yaptı. Sedat Beyiz örnek Halk Bilim Bölümünün kurucu isimlerinden birisi. 1980 yılında vefat ediyor. Hocayı tanıyan kişilerle sözlü tarih görüşmeleri yapıyorduk ama hocayla birlikte çalışmış kişiler bugünler, yani bu projenin yapıldığı tarihlerde 90'lı yaşlarındalardı. Ve onların bir kısmı ne yazık ki proje süresince görüşmemiz mümkün olmadı. Çeşitli nedenlerle vefat ettiler. Mesela yaşa göre öncelik ya da planlaması yapılabilir. Bu tabii hani öngörülebilir bir şey değil elbette ama bu belirli ölçülerde yapabileceğimiz planlamaları yapmakta yarar var. Ya da iş paketleri, burada iş paketinin adı, projenin başarısındaki önemi, yüzdesi, kimler tarafından yapılacağı ve hangi aylarda yapılacağına ilişkin bir tablo. Ben bunu aslında tez yazan öğrenci arkadaşlarıma sadece proje için değil, tez yazım sürecinde de çok tavsiye ediyorum. Çünkü tez yazımı bir yılı aşan, 2 yılı süren, hatta daha uzun doktora tezleri uzun erimli çalışmalar. Dolayısıyla bazen taahhüt ettiğimiz, öngördüğümüz şeyleri süreç içerisinde yapmayı unutabiliyoruz. Dolayısıyla ben mesela böyle uzun erimli çalışmalarda kendime de bu ismi iş paketi olmayabilir, bu türden bir planlamanın daha sistemli ilerleme noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iş paketi tablosu örneğin iş kapsamında yapılacak görevler, örneğin bir metin analizi yapacaksanız, metin analizi yapılacaktır deyip geçmeden bu metinlerin seçilme aşaması, metinleri analiz ederken kullanılacak şablonun oluşturulma aşaması, bunları mesela kimler tarafından yapılacağı, metinlerin okunup kodlanması, bunun kimler tarafından yapılacağı gibi tek tek bütün aşamaların mutlaka aktarılması gerekiyor. Bir başka önemli boyut, bakın en az yöntem kadar, en az özgün değer kadar önemli bir başka husus projenin yaygın etkisi. Yani biz bir kurumla çalışıyorsak, bir kurumdan destek alıyorsak, yaptığımız projenin bilimsel alana, ekonomik alana, toplumsal alana, kültürel alana bir çıktı sağlaması gerekir. Bu çıktıların elbette yaygın etkisi, yani toplumsal olarak projenin özgün değeri ne kadar güçlüyse, ne kadar toplumsal bir meseleyi ele alıyor, değerlendiriyorsa yaygın etkisi de aslında o kadar güçlü olabilir. Bilimsel akademik çıktılar, örneğin makale, kitap bölümü, kitap yazma öneriniz olabilir. Burada da mesela çoğunlukla bu çıktıların mesela makale, 3 tane makale yazılacaktır bu projeden demek yerine makale yazmayı hedeflediğimiz dergilerin ismini söylemek. Yani bu dergi benim çalışmamın bu ayağı için çok uygun bir mecra. Dolayısıyla ben bu dergide bir yayın yapmayı hedefliyorum demek. Ya da işte ders kitabı üretilecekse bu bir müfredat çalışmasına ilişkin, dolayısıyla şöyle kazanımları var. Ben bunu ileride de kullanılabilecek bir ders kitabına dönüştüreceğim. Şu aşamaları diye daha detaylı anlatmak önemli. Çoğunlukla sosyal bilimler projelerinde yani ekonomik çıktı üretebilmek çok kolay değil. Şimdi. TÜBİTAK'ta formlarda da bize soruyor işte patent üretiyor musunuz, marka çıkıyor mu gibi tartışmalar. Ama araştırmacı yetiştirilmesi ve projelere yönelik diğer sonuçlar önemli.
Ve son olarak vaktimiz de daralıyor sanıyorum ki ne kazanıyoruz ya da sonuçlarımız neler, biraz buna ilişkin birkaç şey söyleyelim. Elbette proje yapmak zorunda değiliz, proje üretmek zorunda da değiliz ama proje ürettiğimizde ya da proje yaptığımızda bize ne sağlıyor? Ben çok örneğin üretim konusunda oldukça müşkülpesent biriyim. Yaptığım şeyleri de nihayetlendirme konusunda çok zorlanırım. Ama bir kuruma söz verdiğinizde, yani bir taahhütle çalıştığınızda bilimsel üretimlerin sistematik ve disiplinli biçimde ortaya çıkması mümkün oluyor. Bilimsel üretimleri bu anlamda destekleyen, güçlendiren bir şey. Maddi destekler elbette bursiyerlerin yer alması, projede ekipman ve kurum hissesi. Bu kurum hissesi meselesi önemli. 2007-2008 yılında TÜBİTAK destekli sevgili Mutlu Binark'la yaptığımız dijital oyun projesinde o dönem kurum hissesiyle biz 5 derslikte derslik içerisindeki ekipmanı sağlayabilmiştik. Yani kullandığımız bilgisayarlar, televizyon ekranları TÜBİTAK desteğiyle elde edilmişti. Yine bu destek kapsamında aldığımız ses kayıt cihazlarıyla ben uzun yıllar kamuoyu pazar araştırmaları derslerinde öğrencilerimizin yararlanmasını sağladım. Bu tür şeyler, maddi destekler sosyal bilimler için önemli. Birlikte üretim ya da çalışma kültürünün yerleşmesi kazanımı yine bu açıdan önemli bir husus. Yine bu projeler sayesinde pek çok farklı üniversiteden benzer merakları olan araştırmacı gruplarıyla bir arada var olabilme ya da ortak üretme olanağı söz konusu oldu. Birkaç küçük son sözle bitireyim. Her ne yazıyorsak, her ne hazırlıyorsak, bu tez olabilir, makale olabilir, temiz bir yazı dili okumayı ve amacı çok kavramasını kolaylaştıran bir şey. Yani rafine bir Türkçe ile yazmak. Ben mesela herhangi bir metin okurken bütün bu maddi hatalara çok takılırım ve işin özüne bir türlü inemem. Dolayısıyla temiz bir dil mutlaka çok önemli. Kavramları dikkatli kullanmak. Yani öyle metinler var ki demokrasi yerine e-yönetişim sözcüğü koysanız o metin çok daha anlamlı olacak. Dolayısıyla uygun kavram seçmek gerekli. Metnin bütünü içerisinde tutarlı olmak. Yani bir sözcük kullanıyorsak onu hep aynı biçimde kullanmaya gayret etmek. Hiçbir formu küçümsememek. İster TÜBİTAK'a başvuralım, ister Kültür Bakanlığı'na başvuralım. Unutmayalım ki bizim sunduğumuz dosyayla değerlendiriliyoruz. Dolayısıyla bu gereklilik içerisindeki bütün formları mutlaka kullanmak, takvimleri önemsemek, özellikle sosyal bilimlerde saha çalışması yapacaksak mesela etik kurul onay belgeleri çok ciddi belgeler, dikkate alınan ve olması gereken belgeler. Üniversitelerin etik kurullarının çalışma takvimiyle TÜBİTAK başvuru takvimleri farklı süreçlerde işliyor olabilir. Dolayısıyla bunları ihmal etmemek. Proje veri tabanına mutlaka bakmak. TÜBİTAK desteklenmiş projeler ULAKBİM üzerinden ulaşılabiliyor. Alanımızla ilgili proje veri tabanına bakıp projeleri gözden geçirelim. Boş bıraktıkları, hedef gösterdikleri, mutlaka çalışılması gerekir denilen şeyleri dikkate alabiliriz, hususları. ARBIS kaydı, yani TÜBİTAK araştırmacı veri tabanına mutlaka kayıtlanmayı unutmayalım. Bazen reddedilmek de güzeldir projeler nezdinde. Proje önerilerimiz reddedildiğinde de asla küsmeyelim ya da geri Geldim. Evet, bitiriyorum. Yani bazen tıkandığımızda bu yaratıcılığa ilişkin edebiyat metni okumak çok benim işimi gören bir şey. Dolayısıyla bu tür hikaye yazmaya ilişkin öneriler ya da işte yaratıcılığın geliştirilmesine ilişkin metinleri mutlaka ve mutlaka gözden geçirelim ya da elimizin altında olsun. Son olarak teşekkür ederek bitireyim. Epeyce uzunca konuştum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir saat oldu ama su gibi anlattınız. Gerçekten çok yalın öz, kafamızdaki birçok soruya da cevap bulduk. Ben sizi bulmuşken de eğer öğrencilerimizin ve hocalarımızın soruları varsa onları da size yöneltmek isterim. El kaldırabilir katılımcılarımız. Ama ben başta bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi tabii ki TÜBİTAK projesi üretmek,
yürütücü olmak, özellikle araştırmacı olmak hepimizin hayali. Doktor öğrencilerimizin, yüksek lisans öğrencilerimizin ya da akademisyenlerin. Ama orada demiştiniz ki reddedilmek de güzeldir. En çok red sebepleri, yani bize birkaç örnek verebilir misiniz? Projeler neden reddedilir? Yani bir aklınıza ilk gelen red nedenleri neler hocam? Şöyle, pek çok aşaması var. Proje önerileri TÜBİTAK'a ulaştıktan sonra değerlendirme aşamasında. İlk basamak değerlendirmede red, en büyük red nedenlerinden birisi ARGE niteliği taşımaması ve bilimsel içerik anlamında yetersiz olması. Mesela yöntem başlığının, yani biz hepimiz şunu diyoruz, anket yapacağım yazdım, gerekir mi artık anlatmayı anketin ne olduğunu? Maalesef gerekiyor. Dolayısıyla çünkü anket dediğimizde de onun içerisinde farklı uygulamalar olabilir, farklı teknikler olabilir. Dolayısıyla sadece anket deyip geçmemek, yöntemin içerisinde kullanacağımız teknikleri örneğin ciddi biçimde literatüre referanslı anlatmak. Mesela öykülemek değil. En sık rastladığım red nedenlerinden birisi, araştırmacılar ne yapacaklarını öykülüyorlar. Yöntem içerisinde. Öykülemek yerine yine literatüre referansla anlatmak. ARGE olmaması ve bilimsel içeriğin yetersizliği en önemli red nedenlerinden. Daha sonraki aşamada da tabii bu dört kriter, yani özgün değer, yöntem, yapılabilirlik ve yaygın etki başlıkları birlikte değerlendiriliyor. Ama özgün değer çok daha kritik bir değerlendirme hususu, öyle söyleyeyim. Onun belli bir puanın altında alması sonucunda projenin mesela diğer kriterleri değerlendirmeye alınmıyor. Dolayısıyla belki şu aşamada, çünkü her araştırma önerisi için özgün değer ya da yöntem tabii kendine özel. Ama en önemli red nedenleri ARGE niteliği taşımaması. Mesela veri tabanı oluşturmaya yönelik proje önerisi. Yani şu betimleyici düzeyde araştırmalardan daha çok bir araştırma sorunsalı içeren ve odaklanmış çalışmalar çok daha desteklenme konusunda güçlü diyebilirim. Teşekkürler hocam. Sevgili katılımcılarımız, sorularımız var mı? Günsel hocamızı da çok yorduk. Ayşen hocam, buyurun. Günsel hocam, çok memnun oldum. İnanın su gibi aktı geçti. Keşke bitmese dedim ama tahmin edebiliyorum. Soluksuz konuştuğunuz için çok yorulduğunuzu. Ağzınıza sağlık öncelikle. Teşekkür ederim hocam. Ben bir iflah olmaz TÜBİTAK başvurusu yapan bir araştırmacıyım aslında. Ve sizin bir görüş danışmak istiyorum hocam. Özellikle kariyer geliştirme programı olsun ya da araştırma bursları olsun. Projelere revizyon verilmesi konusunda bir fikir beyan edebilir misiniz? Çünkü doğrudan red almak araştırmacı geliştiren bir şey, bir sonraki projede o eksiklikleri giderebilir ama özellikle mesela ARGE'de sıkıntı yok, özgün değerde sıkıntı yok ama yöntemde bahsettiğiniz detaylandırmaları atlamış, es geçmiş ve belki birkaç ufak düzeltmeyle iyileştirilebilir ve tekrardan sunulabilir hale getirilebilir mi acaba? Bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayşen hocam, sorunuz için çok teşekkürler. Hemen şunu net biçimde söyleyeyim. Aslında TÜBİTAK projelerinde red diye bir sonuç yok. Yani herhangi bir biçimde proje sonuç itibariyle destek alması kabul ediliyor ya da destek alamıyor. Dolayısıyla destek çıtasının altında kalan bütün projeler sahiplerine, destek alan projelerde dahil olmak üzere, bir panel raporuyla birlikte bildiriliyor. Yani projeniz panele girdiyse, yani bilimsel araştırma noktasında hakemler tarafından değerlendirildiyse, bir panel raporuyla birlikte araştırmacıya ulaştırılıyor. Bu raporun sonucunda bir takım şeyler söyleniyor. Yani eksikler şunlar, sınırladıkları bunlar, özgün değeri örneğin özgün değerini azaltan hususlar, bir 1002 projesi ise hızlı destek, herhangi bir takvim sorunu yok. Hemen o süreçleri ya da o önerilen hususları ya da zayıflıkları ortadan kaldırıp yeniden başvurabilirler. Bunu yaparken de proje önerisi değişiklik formu var. Yani TÜBİTAK diyor ki sen aynı projeyle yeniden başvurabilirsin. Gülseli hocam,
Kanaldan çıktı. Ben mi? Aa. Hocam. Buyurun. Günsel hocam. Buyurun. İnternetiniz gitti galiba. Olabilir maalesef, evet, bağlantıda sorunlar olabiliyor. Evet. Buraya kadar iyi idare ettik. Bence de hocam. Ayşe hocam, dolayısıyla proje önerisi değişiklik formuyla birlikte mutlaka yeniden başvurup, yani panelin önerdiği şeyler neler, bu neden yapıldı, neden yapılmadı, bunun gerekçelerini de sunduğumuzda ikinci kez değerlendirilmesi noktasında biraz daha güçleniyor proje. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkürler. Mutlaka yeniden başvurmak gerekiyor bence. Başka sorumuz var mıdır acaba? Gülseli hocam, o kadar yalın anlattınız ki gerçekten şu an oturup proje yazmak istedim bir an. O kadar güzel ipuçları verdiniz ki ben bu kaydı bir iki kere daha dinleyeceğim. Eminim. Ağzınıza sağlık hocam. Bilgilerinize sağlık. Çok sağ olun, var olun. Çok keyifle dinledik. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemlerde yine bir kez daha buluşmak isteriz sizinle hocam. İnşallah sağlığımız el verirse. Önümüzdeki dönemlerde bir kez daha buluşalım isteriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizi yorduk. Çok sağ olun. Ben çok mutlu oldum. Çok keyifli, dediğim gibi, hep birlikte olmak. Umarım keyifli olmuştur herkes için. Tanıştığımızda da çok çok mutlu oldum hocam. Antalya'ya bekliyoruz. Ayşet hocanın da dediği gibi. İnşallah yüz yüze de oturup sohbet etme imkanı yakalarız. İnşallah. Ben de çok isterim. Çok sağ olun hocam. Sevgiler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.